biz Ukrayna'yla karşılaştırılabilecek bir şey değiliz abi. Çok daha değerli Türkiye şimdi NATO için. Ya işte onu diyorum ama öyle yine de yani. NATO'ya güvenerekten bilmem. Çıkar meselesi gibi ya. Ama işte abi şöyle bir şey var. Şu da yani bak chatten birisi biz Arap değiliz dedi. Ben ona biraz katılıyorum. Ya ama değiliz zaten. Kötü bir şey demiyor ki. Arap yani işte şöyle katılıyorum ona. Yani ben çok böyle milli duyguyla böbürlenen bir insan değilim ama şuna %100 katılıyorum abi. Yani Türkiye'ye giren adam öyle veya böyle dolaylı olarak şimdi proxy wars dediğimiz abi Orta Doğu'nun en büyük yani en köklü devletlerinden biri hangisidir? Türkiye canım. Bizim öğrendiğimiz İran'dır yani. Evet. İran'dır tamam mı? Yani evet. İran'a baktığın zaman abi neyle yönetiliyor? Otoriter rejim. Şeriat yok mu abi İran'da? Yani evet var. Var yani. Evet, var. Yani var. Baktığın zaman şimdi Türkiye'ye bakıyorsun, kıyasladığında anlıyorsun zaten. Tabii ki fark var canım. İşte. Fark oradan anlıyorsun. Onların en iyisini söylüyorum ben Orta Doğu'da. Hayır abi şöyle de bir fark var. Yani İran biraz çalkantılı olsa da Türkiye'de böyle hani hep dışarıdan ufacık bir ittirme isteyince bir kenetlenme var ya. O hakikaten var abi. Yani kim ne derse desin o var abi. Yani çünkü Türkiye'de bak şunu yapamazlar asla. Ben şuna hiçbir zaman inanmıyorum. Abi siz hükümet karşıtı mısınız? Tamam, benim dediğim zaten o abi. Bak şuna inanmıyorum yani. Türkiye'ye gelip hiçbir dış kuvvet merhaba abi siz hükümet karşıtı mısınız? Alın abi şu silahı tarayın lan buraları dese siktir git orospu çocuğu deriz yani biz anladın mı? Ama Arap dünyasında o Arap baharında öyle olmadı. Abi siz hükümet karşıtı mısınız? Alın şu silahı kanka füze de var mı diye geldi adamlar anladın mı? Ya yani bizim farkımız o oluyor biraz. Öyle çünkü abi adamlar yani en ufak ayrılıkta kesmeye biçmeye hazırlar yani. İşte onu yani silah orada veremez öyle ya. Veriyor abi yani silah vermek bu kadar zor bir şey değil abi ki abi. Abi işte günümüzde. De yani dediğim hani Türkiye asker devlet abi. O da var. O da var yani asker devlet. Ne var amına koyayım Libya asker devlet değil miydi? Saddam'ın Irak'ı asker devlet değil miydi abi? Abi Türkiye'yle ne kıyaslıyorsun sen ya? Yapma asker Allah aşkına. Ya Türkiye'yle kıyaslamıyorum ama nüfusa oranla yani Irak'ta bir asker devlet denilebilir. Değil vaktin Irak'ı. Cumhuriyet muhafızları bilmem neler falan. Saddam'ın özel muhafız taburu. Kaddafi'nin yanında dolaşan kadın muhafızı ayrı, erkek muhafızı ayrı, bilmem nesi ayrı. Çok yatırım yaptılar bunlar askeriyeye. Libya'nın kendi bombaları vardı, Saddam'ın kendi yatırımları vardı. Abi İsrail ordusuyla Arap ordusunu karıştırdın, karşılaştırdın az önce Melih Öztürk. Yoksa ben mi öyle gördüm abi? Ne diyor? Körfez Savaşı yani çok uzun sürmedi moruk. Öyle bir kıyaslama yapmayacağımı anlaman gerek herhalde. Yanlış yerden buldum. Ben... Yani şu an dünyadaki en iyi savaşı söyleyeyim size. Merak eden araştırsın. 6 gün savaşını biliyor musun? He? Kanka bana gel. 6 gün savaşını biliyor musun? İsrail'le işte şeyler arasında yapılan savaş değil mi? Araplar. Araplar arasında bayağı yapılan Arap savaş. Koalisyonu. Abi 6 gün savaşını size kısaca şöyle anlatayım bilmeyenler için. Şey en son şey kalıyor. Jordan kalıyor. Jordan pes ediyor işte. Evet. Ne oldu lan? Neyin hatırındasın lan? 6 gün savaşı şöyle arkadaşlar anlatayım kısaca. Çok kısa anlatacağım. Eksik olabilir. Eksik meksik olursa ağlamayın abi. Abi Rusya mı veriyordu? Birisi işte bu Araplara bayağı bir silah sağlıyor. Tank mank sağlıyor böyle. Araplar da şey oluyor. Ne oldu oğlum? Biz bum bum diyorlar tamam mı? En son Mısır mı kalıyor? Gerçekten şunu yapıyorlar abi. Mısır'ın önderliğinde... Abi sokaklara iniyorlar, festival havası, combo combo, bambaleyo, bakın tankımız var falan diye gidiyorlar tamam mı? Abi savaşa böyle gitmezsin amına koyayım. Bakın Rusya bize tank verdi, çiki çiki çağı falan diye savaşa gidiyorlar tamam mı? İsrail 2 saat içinde bütün fighterları scramble'lıyor abi, bütün uçakları çıkarıyor. Beyler Araplar geliyor diye. Abi bunlar yoldayken bomba, 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 ne tank kalıyor, ne silah kalıyor, ne bir şey kalıyor, amına koyayım. Yolda telef oluyor herkes. Sonra gidiyor bir de ülkelerini bombalıyorlar. Bomba, bomba, bomba. Bu yani abi ondan sonra kaybediyorlar. 6 tane. Genişletiyor zaten sonrasında. Ondan sonra İsrail sınırlarını genişletiyor. 6 tane Arap ülkesini İsrail tek başına tokatlıyor. Nasıl tokatlıyor abi? Yani hani abi bu... Güç falan da değil anladın mı? Çok saçma ya. Yani
Çaktırma lan biraz. 6 günde 6 şeyi ülkeyi bayağı sağlam tokatlıyor abi. Expedit hoş geldin bu arada. Irak'la İsrail'e karşılaştırdım. İsrail 6 gün savaşta tek başına bütün Arap ülkesini harcadı dedim. Ha evet, okey. Okay. Evet. Ama bu ordusu büyük oldu diye yapmış olduğu bir şey değil abi. Aynen. Bütün hava şeylerini vuruyor. Intelligence abi önceden biliyor Ya işte. bu arada şeyi karıştırdım ben ya Neyi lan? orada. Körfez Savaşları ile 6 gün Savaşları. Körfez Savaşı, ben de oradan 6 güne döndüm. Körfez Savaşı çok farklı bir şey Evet, abi. Körfez Savaşı çok farklıydı. Çünkü sonra bunları kesiyorlar, YouTube atıyorlar. Adam altına da şey yazıyor. Orospu çocuğu, o Körfez Savaşı bilmiyorsan konuşma. Yakışıklı, sen böyle şeyleri konuşma. Yakışıklısın. Bak. Yolunu sikmeyeyim senin yolunu. Erkekleri Koruma Derneği kuracağız abi. Erkek Dayanışma Derneği.